Hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli izleyenler, kıymetli takipçilerimiz. Her birinizi Kent 77 ekranlarından, Yalova'nın kanalından, Sözden Öze programımızdan Allah'ın selamıyla, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Akşamınızın hayırlara vesile olmasını da Yüce Allah'tan temenni ediyorum, niyaz ediyorum. Kıymetli izleyenler, içinde yaşadığımız senenin son ayının son haftasını idrak ediyoruz. Bu vesileyle Cenab-ı Hakk'ın bize ikram ettiği, lütfettiği zamanı yönetmek ve ömür nimetine dair bir vurgu olsun. Bu konuda bir ömür muhasebesi yapalım diyerek bir sohbeti gerçekleştirmeyi arzu ettik. Takdir edersiniz ki Allah'ın ikramı olan bu ömür nimeti aynı zamanda zamanı yönetmekle de ilgili bir kavram. Zamanını yönetemeyenler hayatlarını da planlayamazlar. Zamanın hakkını veremeyenler hayatın da hakkını vermiş olamazlar. Bu vesileyle insan zamanın öznesi midir, nesnesi midir? Bu hususta karar vermek zorunda. Zamanın öznesi olanlar zamanlarını planlarlar ve en kaliteli biçimde değerli hale getirirler. Zamanın nesnesi olanlar ise rüzgarın önündeki yaprak gibi savrulur giderler. Zaman değerdir. Kendisiyle imtihan edildiğimiz bir değerdir ayrıca. Zamana dair yazılar, şiirler, vurgular hayatımızın her anında gözümüze ilişir ve kulağımıza ders olur. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında diyerek sanıyorum Ahmet Hamdi Tanpınar söylediklerimizi özetler nitelikte konuşmuş ve söylemiş. Elimizden avucumuzdan akıp giden keşkelerle dolu bir hayatın ardından sanırım Yunusça bir cevap vermek gerekirse geldi geçti ömrüm benim. Şol yel esip geçmiş gibi, hele bana şöyle geldi, bir göz yumup açmış gibi. Bu vesileyle programımıza çok kıymetli bir konuğumuzu misafir ettik bu akşam. Yalova İl Müftü Yardımcısı Sayın Doktor İhsan Kara hocamız, stüdyo misafirimiz. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun Sayın Hocam, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hocam kısaca bir girizgah yaptım konuya dair. Tabii ki değerli bir nimet. Bu anlamda sizinle sohbetimizin ana temasını ömür nimeti ve zamanı yönetmek açısından değerlendireceğiz. Bir kavramsal çerçeve çizecek olsak, evet. Ömür, nimet kavramları için neler söylersiniz, neler diyebiliriz? Tabii teşekkür ediyorum. Öncelikle nimet kavramı üzerinde durmakta fayda var. Yani nimet aslında baktığımız zaman tariflere maddi olsun, manevi olsun imkanlar, insana hani böyle refah sağlayan, mutluluk sağlayan şeyler, meşru şeyler daha doğrusu şeklinde tarif edilmiş. Biz tabii İslam dini açısından baktığımız zaman Kur'an'da nimetin Allah'a izafe edildiğini görüyoruz. Mesela Nahl suresi 53. ayette وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Yani size verilen nimet olarak verilen her şey Allah'tandır buyuruluyor. Dolayısıyla biz nimetleri verenin her zaman Allah olduğuna inanıyoruz. Yine mesela İbrahim suresi 34. ayetle Nahl suresi 18. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Yani Allah'ın vermiş olduğu nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Yani o kadar büyük nimetler, o kadar sayısız nimetler içerisindeyiz ki bu anlamda bunları sayma imkanımız dahi yok. Yine her gün Müslümanların kılmış olduğu 5 vakit namazda veya her namazda aslında okunan Fatiha suresini şöyle bir hatırlarsak Sayın Hocam orada da Sıratallezine en'amte aleyhim şeklinde kendilerine nimet verilenlerin yoluna bizi ulaştır şeklinde her gün Allah'a biz niyazda bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği var Sayın Hocam.
Yani bazı ayetleri diğer bazı ayetler açıklıyor. Evet. Böyle de bir mucize yönü var. Kendi kendini tefsir ediyor. Evet, evet. Açıklıyor, evet. Yani Kur'an'ı tefsir eden alimlerin büyük oranda çoğunluğu zaten öncelikle bu şekilde tefsir evet. etmişler. Evet, yani orada da işte bu kendilerine nimet verilenlerin kimler olduğunu Nisa suresi 69. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak açıklamış. Onlar da diyor, işte nebilerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir ve orada bir ekleme var. Allah'a ve Resulüne itaat edenler bunlarla birlikte haşrolunacaklardır. Bunlar da bunlara dahildir diyor. Yani. Netice itibariyle nimetler Allah'ın böyle kullarına vermiş olduğu bir nevi lütuflardır. Ve tabii bunları ikiye ayırabiliriz biz. Maddi nimetler ve manevi nimetler olarak. Tabii maddi nimet dediğimiz zaman bu dünyada yaşamamıza vesile olan, bizi yaşamamızı, hayatımızı kolaylaştıran her şey akla gelebilir. Sudan, havadan tutun da efendim, gerçi su şimdi paralı hale geldi. Belki imkan olsa havayı bile paralı yaparlar. Bilmiyoruz. Ama yani ne kadar büyük nimetler olduğunu anlatmak için söylüyorum. Güneşten, aydan tutun da şu yeşillikler, dağlar, güneş, ay aklımıza ne gelirse bir maddi nimet. Tabii işte bugünkü konumuz olan aslında hayat ve ömür de bütün bu nimetleri kapsayan genel bir nimet olarak evet. görülebilir. Aslında bütün bunların yaşandığı zemin. Zemin, evet. O zemin ve o da yaratılmış. Allah onu da ikram etmiş. Evet. Hocam tabii Hazreti Peygamber'in hadislerine de oradan geleceksiniz biliyorum. Evet. Bu çerçevede nimetin türlerinden de bahsettik değil mi? Maddi, manevi olabilir. İnsanın bir listeleme yapma imkanı yok. Yani buna gücü yetmeyecek. Fakat bunu takdir edecek, ona şükredecek bir zihinsel gelişim göstermesi gerekiyor değil mi hocam? Yani insan bunu kavrayacak. Tabii yani bu nimetlerin farkında olmak esas evet. önemli olan. Hı hı. Allah'ın verdiği nimetler sayısız olduğuna göre ve fakat bu nimetler bize niçin verilmiş? Bunları bir düşünmek lazım, idrak etmek lazım ve bunun şuuruyla en başta da ya eyyühellezine aminu zikrullahi zikran kesira diye buyuruyor. Allah'a çok zikrediniz, Allah'a çok şükrediniz buyuran ayetler var. Yani en başta bizlere bu nimetleri veren Allah'a, yüce yaratıcımıza çok şükretmemiz, hamd etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla nimetler bu dünyada olduğu gibi ahirette de bunun devamı olması için bu şekilde dünyadaki nimetleri değerlendirirken de belli bir hesapla, belli bir kurallar çerçevesi içerisinde ve yaratılış gayemizi unutmadan değerlendirmemiz gerekiyor. Manevi nimetler de tabii ona değinmedik ama işte insanın verilen en büyük manevi nimet aslında imandır, iman nimetidir, hidayet nimetidir. Bizlere ne mutlu ki seyircilerimiz de bizlere, yani Müslüman bir ülkede Müslüman bir anne babanın evladı olarak doğmak. Şu anda dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar olduğu söyleniyor. Bunun 2 milyara yakını, 2 milyar bile değil Müslüman. Ve biz böyle bir Müslüman kesim içinde kendimizi olmahiler ki derya işledirler, deryayı bilmezler diyor şair. Yani ne zaman hani balığı sudan çıkarırsınız, bizde bir söz vardır, sudan çıkan balık gibi derler. Bizler de aslında büyük bir nimet içinde yüzüyoruz da bunun farkına varmak önemli olan sizin buyurduğunuz evet, gibi. Evet, estağfurullah. Nimetten mahrumiyet söz konusu olduğunda farkındalık artıyor. Aynen bu da öyle. Aslında hatırlatma açısından bir imtihanın da sebebi olabilir değil mi hocam? Elbette, evet. elbette imtihan sebebidir. Dünyada zaten yaratılış gayemiz bizim. Zariyat suresi 56. ayet-i kerimede de buyurulduğu üzere ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liyâbudûn. İnsanları ve kulları evet. kulluk etsinler, beni bilsinler, tanısınlar, ibadet etsinler. Ve yine Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde de ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ehsenu amelâ. Kasıt, yani, evet. Kasıt bu ölümü kasıt, niye imtihan. Yarattı Allah, hayatı niye yarattı acaba diye düşündüğümüz zaman değerli seyircilerimiz de bunu takdir ederler. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki yani ben ölümü ve hayatı şunun için yarattım. Hanginizin daha güzel ameller işleyeceğini, hanginizin daha güzel davranışlarda bulunacağını görmek, denemek için buyurmaktadır. Evet. İşlerin en güzeli olan, tabii. en kıymetlisi evet. olan. Hocam tabii Allah herkese bir ömür takdir eder. O bir yere kadardır. Ona insanın gücünün yetmediği bir alana kadar gider ve orada nokta konur. İşte oraya kadar hayatın kaliteli yaşanmasını sağlayacak tüm bilgiler, zihinsel altyapı,
bu insanoğluna sunulmuş vahiy evet. yoluyla, peygamberler yoluyla. Hazreti Peygamber'in hadislerinden o sizin bildiğiniz... Tabii hadislere geçeceğim ama müsaade edersen buyurun. Önce bu konuyla ilgili bunu ihtiva eden bir sure var. Evet, evet, onu soracağım. O zaman öyle diyelim. Önce yapalım evet, müsaade evet. edersen ondan sonra evet, hadise geçelim. Çünkü Asır suresi. Bu sure o kadar önemli ki değerli hocam. Hmm. Yani İmam-ı Şafii diyor ki, İmam-ı Şafii Hazretleri eğer Kur'an'dan başka bir ayet inmeseydi bile bu sure bütün insanlığa evet. yeterdi diyor. Bir diğer sorumdu ama soruyu öne almış olalım. Evet. Asır suresi bağlamında hayatın kalitesi ve kıymetine dair, zamana evet. dair neler söyleriz? Evet, Asır suresi yani dediğim gibi kendisi belki kısa ama muhtevası çok geniş olan bir sure ve Ashab-ı Kiram, Mehmet Akif onu şiirleştirmiş hatta. Belki biraz sonra vakit kalırsa onu da okuruz. Yani her bir araya geldikleri zaman Asır suresini okurlardı. Neden? Çünkü orada Allah'ın verdiği mesajlar bizim için çok önemli ve konumuzla da ilgisi var. Çünkü vel asır diye başlıyor. Burada yemin var. Bir yeminle başlıyor. Cenab-ı Hak bazı ayetlere yeminle başlıyor. Buradaki yemin asır üzerine ama asrın tabi anlamı, çeşitli anlamları var. İşte bildiğimiz asır, yüzyıl anlamına geldiği gibi, ikindi vakti anlamına da geldiği gibi. Fakat evli olan görüşe ve çoğunluk görüşlere göre genel mutlak anlamda zamana yemin ediyor Cenab-ı Hak. Yani zaman üzerine Allah yemin ediyor ve burada surede böyle başlıyor. Devamında da innel insane lefî husrin buyuruyor. Yani insanoğlu kesinlikle hüsrandadır, ziyandadır buyuruyor. İllellezine yani şunlar müstesna amenu ve amilus salihat yani iman eden ve salih ameller işleyenlerle ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin bundan müstesna olduğunu beyan ediyor Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla bu dünyadaki bizim yaşayışımızdaki bizim Allah tarafından değerlendirilmemiz ve vaktimizi boşa geçirmememiz anlamında yapmamız gereken dört ana unsurdan bahsediliyor. Yani zamanın öneminden, hayatın, ömrün nasıl değerlendirilmesi gerektiğinden bizlere bahsetmiş oluyor. Yapılacak en güzel işlerin en başında öncelikle iman, ondan sonra da salih ameller işlemek, güzel şeyler yapmak. Az evvel değindiğimiz gibi işte Mülk Suresi'nin ikinci ayetiyle bağlantılı olarak hangimizin daha güzel amel yapacağına bakıyor Cenab-ı Hak. Onun ardından da tabii hakkı ve sabrı tavsiye etmeye ayrıca zikrediyor Cenab-ı Hak. Çünkü bunlar da çok önemli. Bugün inşallah işte biraz sonra belki değiniriz. Bizim hayat anlayışımızda sadece kendimizi kurtarmamız veya kendimizle ilgilenmemiz yetmiyor. Diğer bütün insanlarla, din kardeşlerimizle, Müslümanlarla ilgilenmek, onları da iyiye, hayra yönlendirmek önemli bir yer tutuyor. Sabrı tavsiye etmek ve kendimiz en başta sabırlı olmak. Yani o aslında onlar ziyan olmuş ya da kendilerine zulmetmiş ya da zararda olanlardan değiller. Bunlar müstesna evet. illellezine'den sonraki husus ve öyle bir kavram ki hocam hayat bu illellezine amenu ifadesiyle birlikte hayatın kaliteli geçirilmesi, değerlendirilmesi yönüne vurgu yapılması da evet. önemli değil mi? Bunu... Yani burada imanla beraber sadece iman etmekle kalmayın. İmanın... Bu imanı süsleyen, koruyan ve diğer bütün mahlukada da faydası olan hayrun mas, nas, men yenfun nas yani insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır hadis-i şerifini de göz önünde bulundurarak bir yandan da salih ameller yapmak, diğer insanların da bundan istifade etmesini sağlamak için bir şeyler yapılmasını istiyor evet. Yüce Rabbimiz. Ameli salih imanın görünen değil mi suretidir, yüzüdür. Harekete dönüşmüş, eyleme dönüşmüş biçimidir imanın. Evet, evet. Dolayısıyla zaten Kur'an'da genel olarak ikisi yan yana zikredilir, iki kavram. Sanıyorum birbirini tamamlayıcı unsur olarak da ifade edilir. Asır suresi böyle bir zaman vurgusu yapıyor dedik. Hazreti Peygamber'in hadisine dönersek. Yani bu konularda tabii Peygamber Efendimiz'in de pek çok hadisleri var. Nimethani diye başlıyor değil mi? Var, o var, evet. başkaları var. Bunları da kısaca buyurun. Bazı beyitlerle de destekleyerek buyurun. İfade etmek de isterim. Yani öncelikle bir çeşmede falan gördüğümü hatırlıyorum ama bazı yerlerde de var bu beyit.
Orada diyor ki şair, saati vahidedir ömrü cihan, ol saati taati sarf eyle hemen. Yani bu cihanın ömrü diyor, yani bir saat kadardır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de dikkat çekici ayetler var. İnsanların kıyamette tekrar diriltildikleri zaman birbirlerine soracakları, acaba dünyada ne kadar kaldık diye. Fakat bunun en aklı başında olanının bir kuşluk vakti ya bir akşam vakti kadar diyeceklerini. Yani şu dünyada bize belki bazen uzun gelen, bazen kısa kalan ömür kavramı, hayat kavramı aslında çok çabuk geçiyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Ve bu çabuk geçen ömrü de Allah'a itaatle geçirmek gerektiğini bize ifade ediyor. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Rahimallahu men hafiza lisanehu ve arafa zemanehu ve istikamet tarikatuhu. Yani Allah dilini tutana, zamanının kıymetini bilene ve yolunu doğrultana rahmet eylesin. Böyle bir hadis-i şerif var. Yine başka bir hadis-i şerifte cennet ehli hiçbir şeye hasret kalmazlar, hasretlik çekmezler. Sadece Allah'ı zikretmeden geçirdikleri günlere ve saatlere pişman olurlar diye de bir hadis-i şerif var. Diğer taraftan sizin ifade etmiş olduğunuz az evvelki hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki nimetani mabubun fihima kesirun minen nas es-sıhhatu vel ferah. Yani insanoğlu iki nimetin genelde farkında değildir ve bu konuda aldanır. Bunlardan birisi sıhhat, sağlıktır. Az evvel buyurduğunuz gibi insan ne zaman işte hastalanırsa sağlığının kıymetini o zaman biliyor. Ne zaman elindeki bir imkan elden giderse onun kıymetini biliyor. Onun için sıhhat ve sağlık da çok önemli. Peygamber Efendimizin yaptığı duaların en başında gelen bir dua vardır. Ya Rabbi sağlık, sıhhat ve afiyet ver. Ve bize de Allah'tan sağlık ve afiyet istememizi tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Yani bu önemli bir şey. Çünkü sağlık olmazsa, afiyet olmazsa, insanın sıhhati yerinde olmazsa diğer vazifelerini de hayatının, ömrünün değerlendirmesini yerince, evet, yerine getiremez. Evet, yani gereğince. Maddi manevi görevlerini yerine getirmekte zorlanır. Tabii, tabii. Onun için sıhhat çok önemli. Bir de boş vakit diyor ama tabii aslında buradaki boş vakit kavramı yani dinde veya İslam'da bir boş vakit olduğu anlamına gelmiyor. Yani bizde vakti boşa harcama kavramı yok İslam'da. Çünkü İnşirah suresinde biliyorsunuz feiza feraute fensab ve ila rabbike fergab diyor Cenab-ı Hak. Yani bir işten, bir meşguliyetten fari olduğunuz zaman, boşaldığınız zaman, bitirdiğiniz zaman başka bir işe koyulun diyor. Dolayısıyla İslam'da veya dinimizde geçen buraya bir profesörümüz gelmişti. Bir seminer için, konferans için giden seyircilerimiz de vardır. Belki siz de oradaydınız, bilmiyorum. Orada çok güzel bir şey söylemişti. İnsan beyni hiçbir zaman dinlenmiyor hocam. Yani biz hani uyurken bile beynimiz sürekli çalışma halinde ve vücut ve beyin ne kadar çalışırsa o kadar gelişiyormuş. Beynim ne kadar da çalışmazsa o kadar dumura uğruyor. Evet, yani zarara uğruyor. Evet. Beynim yoruldu diye bir kavram yok. Ya aslında şöyle, yani zihin yorulabilir, tabii beyin yorulabilir ama onun hemen peşinden sevdiğiniz bir şeyle, meşgaleyle uğraştığınız zaman beyni dinlendirmek o şekilde. Yani boş gelip oturmak veya yatmak beyni dinlendirmiyor. Evet, evet, o yani o anlamda. Mesela şimdi, burada affedersiniz, her peygamberin ve baktığımız zaman her peygamberin, her padişahın, her büyük insanların ikinci bir meşgalesi olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. Meşguliyetleri var. Ya mutlaka ikinci bir meşguliyet edinmişler. Sevdikleri bir meşguliyet edinmişler. Evet. Bu çok, evet, önemli. Hatta biz eskiden çocuklarımızı, bu da bakınız çok önemli bir şey. Bundan şöyle 15-20 yıl öncesine kadar çocuklarımızı ikinci bir meslek edinsinler diye ya bir berberin yerine çırak veriyorduk ya bir sanayide çalıştırması için veriyorduk. Yani bir yerde bir şey öğrensin diye mutlaka bir ek altın bilezik dediğimiz, evet, şey öğretiyorduk çocuklara. Bir de hayatın bundan şundan da mahrumuz, evet, yani. Evet. Yani hayatın farkına varsın. Topluma adaptasyonla ilgili bir belki durumdur. Hocam özellikle tabii Allah işte elimize o gün 1244 dakika mı öyle bir şey hatırlıyorum.
o dakikaları elimize ikram ediyor. O gün içerisinde asla bakiyesi artmıyor. Ha, yani, bir gün için diyorsun. Evet. Mesela bakiye bir sonraki güne geçmiyor. Evet, efendim, evet. İntikal etmiyor. O gün o bakiye bitmek zorunda. Ve ne kadar kıymetlendirirseniz o kadar değerli hale gelecek. Hatta geri dönüşümsüz geçtiğimiz her saniyenin, değil mi, her dakikanın geri dönüşümsüz olarak hakikaten arkada kaldığını, geçmişte kaldığını söylemek de mümkün. Bir daha oraya dönmek mümkün olmayacak. Bir şey, bununla ilgili bir soru verirsen aklıma anekdot geldi. Hı-hı. Öncelikle bir Arap atasözü aklıma geldi. Orada diyor ki el yevakitu tüştera bil mevakit ve lakinnel mevakit la tüştera bil mevakit. Yani bil yevakit. Yani yakutlar, inciler, mercanlar, zenginlikler zamanla elde edilebilir ama zaman, evet, zenginlikle, mercanlarla, madenlerle elde edilmez. Edilemez. Çok çok güzel. Hatta o konuda vakit nakittir demiş eskiler. Yani demiş. Vakti de bu şekilde değerlendirmişler. Ben bir yerde okumuştum. Sanıyorum öyle aklımda kalmış. Satıcı pazarda buz satıyormuş. Eskiden buzdolabı, evet, yok. Evet. Buz satılıyor ki işte değerlendirilsin, bir soğukluk için kullanılsın diye. Öyle genelde o Bağdat'ta geçen bir hadise olarak Mesnevi'de geçer. Sanıyorum hocam, oradan aklımda, evet, kaldı. Sermayesi eriyip giden şu satıcıya acıyın, merhamet edin, lütfen, evet, alın diye efendim pazarda. Adam bugün Türkiye'de de yapıyorlar onu. Hı-hı. Mesela yaz mevsiminde yüksek dağlardan, mağaralardan buzları, karları toplayıp şehrin merkezine getirip satarlar. Evet. Türkiye'de de vardır, evet, bu. Evet. O dönemde de demek ki varmış. Evet, Bağdat'ta böyle getirmiş adam onu. Ama o şey çok önemli. Sermayesi eriyip giden. Mühim olan o, evet, mesaj. Demek. Tabii. Evet, o mesaj. Bir de mesela önemli. Bizim meşhur bir şairimiz vardır. Rahmetli Cahit Sıtkı Tarancı. Evet, buyurun. O hani bir meşhur şiiri vardır. 35 yaş şiiri. Hmm. Orada ilk ve son kıtalarını hatırlarsak, buyurun, der ki, buyurun, yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Neylersin, ölüm herkesin başında. Uyuduğun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında diyor ama kaderin cilvesine bakın ki yaş 35 yolun yarısı diyen şairimiz 46 yaşında vefat etmiş. Evet. Yani demek ki hayat bizim hesabımızla da olmuyor. Ömür bizim hesap ettiğimiz gibi de olmayabiliyor. Onun için her anı değerlendirmek lazım. Ben acizane tasavvuf alanında doktora yapmış bir kardeşiniz olarak kısaca onunla ilgili bir şey de arz etmek isterim. Yani bizim, buyurun, tasavvufta veya irfan geleneğinde bir tabir vardır. İbnül vakit derler. Ne demektir bu? Yani vaktin insanı, vaktin oğlanı, vaktin adamı. İnsanı, adamı. Evet. Bu şu anlamda kullanılır. Yani geçmiş geçmiştir. Onunla ilgili yapabileceğimiz bir şey yoktur. Yani pişmanlıklar olur, sevinçler olur, güzel hatıralar olur ama yapacağımız onunla ilgili fazla bir şey yoktur. Gelecekten de emin değiliz. Yani bir dakika sonrasına garantimiz olmadığı için onunla ilgili de kesin bir şey söyleyemiyoruz, hüküm veremiyoruz. Onun için şu anı, bulunduğumuz anı en iyi değerlendirmektir insanoğlu için veya bir Müslüman için yapılacak en uygun iş. Vakti, yani anı değerlendirmek diyoruz. Anı yaşamak dedikleri anı şey. Anı yaşamak, mi? Anı değerlendirmek. Ama anı nasıl yaşamak? En güzel şekilde, evet, en faydalı şekilde, evet, ve baştan beri söylediğimiz gibi kulluğumuzun, insanlığımızın şuurunda olarak yaşamak. Evet. Zaten Peygamber Efendimiz kendisi de böyle yaşamış ve bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki kün fid dünya ke enneke garibun ev abiru sebilin. Yani dünyada sanki bir yabancı gibi, bir garip gibi veya bir işte yolcuymuş gibi, bir ağzının altında gölgelenip de biraz sonra kalkıp gidecek olan bir yolcuymuş gibi yaşayın buyuruyor ve kendisi de bu şekilde yaşamış. Zaten ayette de buyuruyor ki ya eyyuhen nasu inne ve'adallahi hakkun fela tegurrannekumul hayatü dünya ve la yegurrannekum billahil garur. Yani ey insanlar, Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı şeytan Allah'ın affına
güvendirmek suretiyle sizi aldatmasın buyuruyor. Yani evet. Aldatıcılar da çok var önümüzde. Evet, evet. Bu nimete karşı aldanmak mümkün. Yani insanın her an insanın ayağını, elini çeldirecek, onu iki büklüm kıl yapacak, onun tökezlemesine sebep olacak bir takım engeller de mutlaka var. Dediğimiz gibi içinde bulunduğumuz bu nimetin geri dönüşümsüz biçimde geçmişte kaldığı fikriyle, değil mi, yaşamak gerekiyor. Evet. Bir seneyi de, değil mi hocam, o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Evet, son işte bakın daha dün gibi belki çabucak senenin son ayına ulaşıverdik. Son haftasına ulaşıverdik. Yani önümüzdeki ömürler ay, de böyle su gibi gelip geçiyor. Öyle, seneler geçiyor, adeta, aylar adeta, geçiyor. Evet. Hızla elimizden kayarcasına. Ama belki aldandığımız nokta onu daha kaliteli yaşama noktasında plansızlığımız, bu anlamda zamanı yönetme konusundaki problemlerimiz. Bu planlamalarla ilgili neler söylersiniz? Bir anekdottan bahsetmiştiniz ama onu az evvel işte o buz satan şeyden oydu. Tamam. Onu zikretmiş olduk. Tabii bu arada şunu söylemek lazım. Yüce Rabbimiz malum zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani zamanla kayıtlı olan biziz. Allah bizi işte şimdi konuya gireceğimiz konuyla ilgili yani zamanı yaratmış ki biz ona göre kendimizi belirli bir zamana göre ayarlayabilelim, bilelim vaktimizi ki ona göre ayarlayalım diye yaratmış. Tabii ömür, hayat çabuk geçiyor. Hayat genel bir kavramdır. Ömür ise belirli bir süreyi ifade eder. Aradaki fark budur. Yani ömür, ecelle ilişkili bir kavram. İlişkili bir kavram. Onu hatırlatıyor. Zamanı ifade eder ömür. Belli bir zamanı ifade eder. İşte o ömür her insan için belli bir şekilde belirlenmiştir. Herkesin ömrü Allah katında bellidir. Çünkü zamandan münezzeh olan Allah bunu bilir, yaratır. Ve bu ömür nimetinin kadrini, kıymetini bilmemiz için de bize belli bir süre vermiştir bu dünyada. Bir hayat bahşetmiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kıyamet günü insan beş şeyden hesaba çekilmedikçe bırakılmayacaktır. Yani o zaman biz demek ki dünyada bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara önem vermemiz gerekiyor. Ona göre yaşamamız gerekiyor. Nedir bunlar? İşte ömrünü nerede tükettiğinden sorulacak diyor mesela Cenab-ı Peygamber. Size yani işte bir ayette kıyamette işte Allah muhafaza, Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun cehenneme düşmekten. Fakat oraya düşenler işte pişman olup da işte Ya Rabbi bizi tekrar bir günlüğüne hiç olmazsa dünyaya gönder de biz sana hep ibadet edelim dedikleri zaman Yüce Rabbimiz diyecek ki onlara ben size düşünebilecek, ibadet edebilecek, hayırlı işler yapabilecek kadar ömür vermedim mi yani bunu söyleyecek Yüce Rabbimiz. Onun için şimdiden bunu düşünmek lazım ömrümüzü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden. Gençlik bu anlamda çok önemli. Yani bir insanın en verimli, en bereketli, en hareketli çağı olduğunu söylediğimiz, bildiğimiz gençliği nerede geçirdiğimizden de Rabbimizin bizi hesaba çekeceğini Yüce Rabbimiz söylüyor, Peygamberimiz söylüyor. Diğer taraftan malınızı, elinizdeki malı nereden kazandınız diye soracağını ve nereye harcadığımızı soracağını bir de ilmiyle, bildiğimizle ne kadar amel edip etmediğimizi, bildiğiyle veya amel edip etmediğimizi bize soracağını Cenab-ı Hakk'ın söylüyor Peygamber Efendimiz. İşte bu hadis-i şerif, Tirmizi'de geçen hadis-i şerif, bize aslında bize verilen ömrü ve hayatı nasıl tanzim etmemiz gerektiği konusunda da ipuçları veriyor değerli hocam. Evet. Yani bunları uygulamaya çalışacağız. Öncelikle Müslüman hayatını namazlara göre ayarlaması lazım. Mesela bu bir önemli şey. Planlama. Yani namaz çok önemlidir bir Müslümanın hayatında, zaman tanziminde. Ömrümüzü geçirirken bizim en önemli kıstaslarımızdan birisi namaz olması lazım. Gençlerin, evdeki, ev ahalisinin, hepimizin yani.
Ve hayatımızı namaza göre düzenlememiz lazım. Sabah namazıyla başlayan hayatımız, Müslümanın gece hayatı da vardır. Yani. Ama bizim öyle hani söylenen anlamda değil tabii ki. Biz Müslümanın gece hayatı yine ömrü en bereketli şekilde değerlendireceği bir zaman parçasıdır. Orada yapılan dualar, Allah'ın huzurundaki tefekkür pek çok zaman diliminden çok daha değerlidir. Dolayısıyla zamana ve ibadete göre zamanlarımızı tanzim etmemiz, bir hedefimizin olması, planlı hareket etmemiz. Yani bizim bir hedefimiz var. Hedefsiz ve gayesiz insan olmaması lazım. Gençlerimizin bir hedefi olması lazım. İnsanlarımızın bir hedefi olması lazım. Nasıl ki öğrencilerin işte ileriye yönelik ben şu mesleğe gireceğim diye bir hedef belirliyorsa, her insanın da Allah'a yani ahiret gününde vereceği hesaba göre belirleyeceği bir hedefi olması lazım değerli hocam. Evet. Planlamaya bunu da dahil etmek mümkün. Evet. Asıl istikbal aslında hocam istikbali kurtarmak dediğimiz şey aslında ahireti kurtarmak olsa gerek diye tabii düşünüyorum. Yani istikbalini kurtarsın meselesi tırnak içinde aslında ahiretini kurtarsın olmalı. Çünkü bu dünya bir şekilde sınırlı ve belli bir vakte kadar ama asıl istikbal bizim için tabii yani, sonsuz alem. Ya hocam hep ahiret mi şey yapacağız demesin seyircilerimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve la tense nasibeke fid dünya da var. Yani dünyadan nasibini de unutmak diye bir şey yok. Elbette. Dünyada zengin olmak da tavsiye ediliyor. Varlıklı olmak, sağlıklı olmak az evvel arz ettik. Yani bütün bunlar zaten tavsiye edilen şeyler ama burada mühim olan dünyevileşmemek. Kendimizi dünyaya kaptırmadan esas ebedi hayatımızın ahirette olduğu bilinciyle yaşayabilmek. Yani mühim olan bu. Bunu zaten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki akıllı mümin ahireti için çalışandır. Yani evet. Ve bu ömrünü ahireti için değerlendirendir. Çok tabii doğru. Bu dünyada yaşayacağız, para harcayacağız, bazı gıdaları alacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Hatta meşru dairelerde eğleneceğiz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla beraber dünyanın zevklerinden faydalanacağız ama dediğimiz gibi mühim olan bu dünya zevklerinin, dünya zaten bir metadır diyor, bir maldır diyor Cenab-ı Hak. İstifade edilen, diyor. Değil mi? İstifade edilmesi gereken. Yani Allah zaten bu dünyayı bizim için yaratmış. Evet, tabii evet. Ki istifade edeceğiz, hakkını vermek gerekecek. Ama bunun yanında Allah'ı unutmayacağız, ibadetleri unutmayacağız, ömrümüzü geçirirken Allah'a olan ibadetlerimizi de bir yandan muntazam olarak yapmaya gayret edeceğiz ki ömrümüz bereketli olsun, mutlu olsun, huzurlu olsun ve ahiret, esas ahiret hayatımız kurtulsun. Evet. Hocam o planlamayla ilgili nasıl devam ederiz? Var mı tavsiye yani edebileceklerimiz? Yani şöyle birkaç madde daha söyleyebiliriz. Tabii. Bir kere şu çok önemli. Biz genelde, ben de dahil, bir erteleme hastalığımız var. Yani yapacağımız şey, hani bugün işine yarına bırakma diye bir atasözümüz vardır. Bu boşa söylenmemiştir. Zaten Peygamber Efendimiz de erteleyenler yani helak oldular. Öyle bir hadis var biliyorsunuz. Evet, evet. Veya yarıncılar şeklinde evet, bir şey. Evet. Erteleyenler helak oldu diyor. Evet. Yani şöyle, bilhassa gençlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza, kardeşlerimize bizim en büyük tavsiyemiz, her şey demir tavında dövülüyor hocam. Yani her şey vaktinde oluyor, zamanında oluyor. Yani ben bunu işte yarın yaparım, sonra çalışırım. İşte namaza sonra başlarım, oruca sonra başlarım. İşte derse sonra çalışırım. İşte şu kötü alışkanlığı sonra bırakırım diye bunun hiçbir zaman sonu gelmediğini bilsinler. Hemen şimdi, değil mi? Hemen şimdi. Hemen şimdi. Yani ertelemeye karşı bir az evvel söylediğimiz aslında buydu İbnül Vakit dediğimiz evet, şey aslında bu işte. Aslında. Her şeyi o anda yapmak. Hmm. Biz şu anda yapabileceğimiz en güzel şey neyse onu yapmak için gayret göstermemiz lazım. Hmm. Yani erteleme hastalığından kurtulmamız lazım. Birincisi bu. Bir de bugünkü maalesef bir hastalığımız da işte bilhassa hepimiz buna müptela olmuş durumdayız. Yani geceleri geç vakitlere kadar oturmak, işte uyku düzeninin bozulması. Bu dolayısıyla bizim hem dini hem de insani görevlerimizin yerine getirilmesine de ket vuran durumlar. Yani namazların ihmalinden tutun da işe geç kalmaya kadar, derslerimize
geç kalmaya kadar, yorgunluğa kadar. Dolayısıyla ne demek istiyorum? Yani İslami terbiyeye ve kaideye göre vaktinde yatmak, vaktinde kalkmak, işte cep telefonları olsun, tabletler olsun, televizyonlar olsun, diziler, filmler olsun, bunlara çok kendimizi kaptırmadan hayatımızı düzenlemek. Tabii bunları izleyebiliriz. Cep telefonundan uzak durmak mümkün değil. Televizyonlardan uzak durmak elbette, mümkün değil. Elbette. Mühim olan bunları bir disipline ederek bunları belli bir kontrol altında tutmayı öğrenmemiz ve öğretmemiz gerekiyor. Ve faydasız şeylerden de kaçınmamız gerekiyor. Bir diğer husus da bu. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ Çok önemli bir husus. Evet hocam, şimdi tabii hayatın planlamasından herkes kendi sorumlu. Herkes evet. kendi müktesebatından, o nimetlere olan şükründen sorumlu. Fakat çocuklarımıza ve gençlerimize de bunun öğretilmesi ve bir zaman planlamasını işte onlara rehberlik edenler tavsiye edecekler değil mi? Yani en başta anne babalar evet. ve sonra da öğretmenler evet. bu evet. konuda çocuklarımıza, gençlerimize yardımcı olmaları evet. gerekiyor. Evet. Yani bir hadis-i şerif, yine deminkine hı-hı. benzer bir hadis-i şerif var. Onu da burada arz etmeden geçemeyeceğim. Beş şey gelmeden önce şu beş şeyin kıymetini bilin buyuruyor Peygamberimiz. Bu ihtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vakitlerin, fakirlikten önce zenginliğin ve ölümden önce hayatın kıymetini, ömrün kıymetini bilin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani bunları her birerini ayrı ayrı kategorize edip düşündüğümüz zaman her biriyle ilgili yapabileceğimiz şeyler vardır. Bir atasözünde der ki, vakit kılıç gibidir. Sen onu bölmezsen, kesmezsen, yeterince değerlenmez, o seni keser. Evet. Dolayısıyla biz vakti en iyi şekilde nasıl değerlendirmemiz gerekiyorsa ona göre değerlendirme gayreti içerisinde olacağız. Hocam vaktin kalitesine dair değil mi? Yani çer çöp değil de değil mi? Hayatımızı dolduran kaliteye dair işler. Bir de işler. Önem sırası çok önemli evet, hocam. Yani evet. bununla ilgili ben bir video izlemiştim. Evet. Bir profesör öğrencilerine şey getiriyor, şöyle bir cam kavanoz getiriyor tamam mı ortaya. Hı-hı. Oraya önce en büyük çakıl taşlarını koyuyor. Büyük çakıl taşları. Sonra soruyor öğrencilere, doldu mu diyor. Doldu diyorlar. Ondan sonra daha küçük böyle parçalar getiriyor. Aralarına sıkıştırıyor onların. Mercimek büyüklüğünde onlar. Evet. evet. Bakıyorlar biraz daha aldı yani kavanoz. Hı hı. Şimdi doldu mu diyor. Doldu diyor öğrenciler. Hayır diyor, daha dolmadı. Ondan sonra da kum getiriyor. En son kumla o en ince boşlukları da dolduruyor. Ondan sonra işte esas şimdi doldu diyor. Yani burada anlatmaya çalıştığı şey şu. Eğer siz diyor hayatınızdaki öncelikler önem sırasına göre belirlemezseniz, kumdan başlarsanız daha önemli şeylere yer kalmaz. Yer kalmaz. Ama önemli şeylerden başlarsanız ötekilere zaman olur, yer olur diyor. Yani bu güzel bir... Evet. Yani aslında bizim zamanımızı alıyor, çok meşgul ediyor dediklerimizin arasında da çok şeyler sığabilir. Sığabilir. Allah belki de bazen hocam zaman içinde zaman yaratabilir. Zamanı genişletebilir. Allahu alem yani bu Allah'ın elindedir. Biz engel var mı? Buna inanıyoruz. Yani dediğimiz gibi zaman da Allah'ın elinde, mekan da Allah'ın elinde. Ve Yüce Rabbimiz her zaman için zaman içinde zaman da yaratabilir, mekan içinde mekan da yaratabilir. Biz ona bereket diyoruz yani. Değil mi? Ha, bereket. Bak, evet, bakıyorsunuz bereket. Hocam sınırlı ömrüne nice güzel işleri, kıymetli işleri, değerli işleri hala insanlığın değil mi yüzyıllarca hatırladığı ve andığı işleri sığdırabilmiş insanlar bence bu duyguyla ya ben bazen şaşıp kalıyorum yaşamışlar. Çünkü hakikaten ömrü çok kısa olduğu halde yani 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda vefat ettiği halde pek çok eserler bırakmış, kitaplar yazmış kişiler var yani. Evet. Üstelik o dönemde şimdiki gibi bilgisayar yok, elektrik yok. Yani bunları elle yazmışlar bir de. Yani bunları düşündüğümüz zaman hakikaten demek ki Rabbim bir bereket veriyor yani. Evet. İnsan samimi olursa, evet. o işle uğraşırsa samimi olarak. Hocam biz verilen imkanların bereketine de inanıyoruz değil mi? Evet. Bereketin hani soyut manevi bir kavram. Ve Allah o zamanı fark etmediğimiz biçimde bize ikram edebilir. Zaman içinde zamandır. Evet. Ve o varlık içinde de onu bereketlendirerek birçok hizmete
vesile olmasına sebep olabilir. Tabii işte bereketin de sebebi, evet, vesilesi Allah'a kulluktan geçiyor. Kulluktan yani geçiyor. Onu o şekilde okumak gerekiyor değil mi? Hayatı evet, o şekilde okumak gerekiyor. Bilmek lazım. Evet. Bu konuyla ilgili son temenni cümleler alalım. İsterseniz programımızı da. Ben bu konuyla ilgili son olarak yine bir ayetle nihayet erdirmek isterim. O da yine Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütlerinden, evet, bir tanesi de şöyledir. Der ki yavrucuğum namazı dosdoğru kıl, iyiliğe emret, kötülükten sakındır ve bu uğurda başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren mühim işlerdir. Yani burada şuna vurgu yapılıyor. Bir şeye karar verdiğin zaman da onda azimli ve kararlı olmak lazım. Yani doğru bildiğimiz bir işi belirledikten sonra, gayemizi, hedefimizi belirledikten sonra bir hedef için yola çıktığımız zaman o konuda da üşengeç ve kararsız olmamak lazım, kararlı olmak lazım, azimli olmak lazım. Böyle olursak, sabırla devam edersek وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ayet-i kerimesi mucibince Yüce Rabbimiz namazla ve sabırla kendisine dua etmemizi istiyor. Eğer böyle yaparsak ömrümüzün de bereketli olacağını, hayatımızın da bereketli olacağını, yapacağımız işlerin de hayırla neticeleneceğini bize bildirmiş oluyor. Kısacası ömür ve hayat Allah'ın emri istikametinde yaşanırsa bereketli olur hocam. İnşallah bu programımızda böyle düşünmeye, tefekküre bir miktar bir katkı sunarsa bu da bizim İnşallah bereketimiz olsun. Amacımız o zaten. Bu da bu zamanın efendim söylediklerimizin bereketi olsun diye ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arada müsaade ederseniz yeni bir yıla, miladi yıla giriyoruz. Evet. Bu vesileyle ben bütün izleyicilerimizin bu yeni miladi yılını tebrik ediyorum. Rabbimiz bu yeni miladi yılda hepimize hayırlı bir ömür, güzel işler, bereketli bir hayat nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Programımıza iştirak ettiniz. Değerli izleyenler, konuğumuz bu akşam Yalova İl Müftü Yardımcısı Sayın Doktor İhsan Kara hocamızdı. Zamanı yönetmek ve ömrün kıymetine dair bir hasbihal ettik. Umuyorum böyle bir düşünceye katkısı olursa kendimizi bahtiyar addederiz. Bu vesileyle ömrümüzün hayırlı ve bereketli olmasını, zamanın kıymetini bilerek en kaliteli biçimde değerlendirebilmeyi Cenab-ı Allah bize ihsan eylesin diyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her birinize saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Akşamınız hayırlı olsun, mübarek olsun. Allah'a emanet olun.